Merhabalar, Dipam Akademi e, 2021'in 19. dersiyle e, birlikteyiz bugün. E, eğitimcimiz doçent doktor Fahri Erener. E, kısaca kendisinden e, bahsedeyim, ondan sonra dersi kendisine bırakacağım. E, 1980 yılında e, piyade subayı olarak Kara Harp Okulu'ndan, 91 yılında kurmay subayı olarak Harp Akademisi'nden mezun oldu. 93 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi. 96 yılında Amerika'da barış gücü operasyonlarının planlanması ve uygulanması eğitimini aldı. 2003 yılında Beykent Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve e, Denetimi alanında, 2017 yılında da Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yüksek lisansını tamamladı. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi e, Bilim Dalında doktorasını, 2018 yılında da İstanbul Üniversitesi'nde Sosyoloji Lisans Eğitimi'ni tamamladı. E, 1980-2010 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde görev yaptı. 2005 yılında Tu Generalliği'ye terfi etti. Yaklaşık 8 yıl terörle mücadelede uygulayıcı ve planlayıcı olarak görev aldı. 2 e, yıl süreyle Kıbrıs'ta cephe hattında görev yaptı. Azerbaycan'ın güvenlik stratejisine yönelik planın yapılması çalışmalarında yer aldı. Ve Azerbaycanlı subaylara eğitim verdi. Milli Savunma Bakanlığı'nda 3 yıl boyunca silahlı kuvvetlerin her türlü tedarik ve önemli silah, mühimmat, araç ve benzeri e, proje faaliyetlerinin yürütüldüğü tedarik dairesinin başkanlığı görevini sürdürdü. 2017 yılında Yönetim ve strateji alanında doçent oldu. Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde 10 yıldır savunma kaynaklarının planlanması ve yönetimi ile güvenlik ve strateji yüksek lisans derslerini verdi. 2011-2017 yılları arasında e, İstanbul Altınbaş Üniversitesi'nde farklı kademelerdeki birimlerde e, kurucu, yönetici, öğretim üyesi e, ve komisyon e, üyeliği görevleri yaptı. Halen İstinye Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesidir. Ee, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevini e, görevi yanı sıra EPAM ve GÜVSAM e, merkezleri müdürlüğünde yürütmektedir. E, kendisine e, bugün katıldığı için şimdiden çok teşekkür ediyorum ve daha fazla uzatmadan e, dersi kendisine bırakıyorum. Buyurun Paşa'm. Paşa. E, teşekkür ediyorum e, e, Tolga e, kardeşim diyorum kendisine. Tabii Tolga... Ee, Kardeşimle biz daha evvel TASAM bünyesinde de birlikte çalıştık, orada tanıştık ve orada e, gerçekten de kendisinin ne yapabileceğini ve özellikle bu alanda ne kadar yetkin olduğunu gördü. Ee, dolayısıyla böyle bir e, imkan e, sunduğu zaman da e, ben de koşarak e, evet dedim. E, bugünkü e, tabii e, konu e, özellikle terörde etkin silah kullanımı. Bunu esasında buna ilişkinde bir sunum da hazırladım. Ama hepimiz terörizmin ne olduğunu, teröristle mücadelenin ne olduğunu Türkiye'nin birçok terör örgütüyle mücadelesinde, yani burada fazla terör örgütü isimleri de yaparak, çünkü terör örgütleri sürekli olarak kendi isimlerinin anılmasını isterler biliyorsunuz. Onlar için medya medyada da ne kadar yer alırsa amaçlarına o kadar ulaşmış olurlar. Bugün öncelikle bu konuyu anlatırken sizlere, teröristlerin e, ne yapmak istediklerini ve onların e, amaçlarıyla birlikte e, kullandıkları sistem, silahların e, nasıl gelişim gösterdiği, nasıl farklılaştığı, e, bu yenilikçi terörizm dediğimiz kavramın e, bu süreç içerisinde e, teröristlerin e, kullandıkları sistemlere, silahlara veya saldırı yöntemlerine, eylemlerine nasıl yön verdiği e, üzerinde biraz duracağım. Ee, ve arkasından da e, bu meşhur e, David Ravaport'un dört dalga teorisi var biliyorsunuz. Yani Dünyada e, bütün e, terörist faaliyetleri e, dört dalga halinde tanınıyor ve e, şu ilginç saptamada bulunuyor esasında. E, diyor ki dünyadaki bütün e, bu e, terör e, faaliyetleri uluslararası sistemdeki gelişim ve değişimin bir yansımasıdır. E, bu yansımayı bir dalga olarak görüyor. 1920'li yıllarda öncelikle ortaya çıkan anarşist dalgayla yaklaşık 40 yıl süren bir süreç olduğunu, onun arkasından yeni sol dalganın devreye girdiğini, Vietnam Savaşı ile birlikte ulusların kendi kaderleri tayin hakkı kavramında özellikle bağımsızlık mücadelesi veren grupların ortaya çıkmasıyla üçüncü dalganın ortaya çıktığını ve dördüncü dalganın ise küresel terörizm dediğimiz 11 Eylül saldırılarıyla şekillenen ve bütün dünyayı etkisi altına alan ve dünyayı terörü yeni yüzüyle e, yüzleştiren küresel terörizmdir. E, bütün küresel terörizmin ortaya çıkmasında ise küreselleşmeyle başlayan sınırların ortadan kalkması, iletişim e, ve dini ideoloji, bununla birlikte e, şiddet ve kitle imha silahlarının e, yayılması da e, ön plana e, çıkarmaktadır Rapoport e, teorisinde. E, buna beşinci dalga olabilir mi? Altıncı dalga. 5. E, dördüncü dalga'yı beşinci dalga'yı dini ideoloji e, ve dini ideolojik maksatlı yapılan terör eylemleri diye adlandırıyorlar ama yani böyle bir saptamanın dünyadaki genel terör olayları üzerinde etkisinin dini maksatlı gerçekleştiren terör eylemleri yüzde onu bile bulmamaktadır. Yani bu e, aynı zamanda e, e, İslamiyete ve dini e, dine karşı yönelmiş olan da e, farklı bir e, e, eylem ve tutum olduğunu da özellikle söylemek isterim. Oraport e, da zaten öyle demiyor yani diyor ki onu birçok kişi bunu farklı bir şekilde ifade ediyor dördüncü dalga'yı işte dini dalga vesaire gibi ifadelerle ve özellikle de e, İslamiyete e, atıp da bunlarak e, bunu ifade etmeye çalışıyorlar ama Oraport'un e, teorisinde böyle bir kavram yok onun adını kullanarak da e, bu dördüncü dalgayı farklı isimlendiren e, kişiler var hatta kendiliklerinden beşinci bir dalga isim vererek bana da tamamen e, dini e, e, ve oraya da İslamiyeti koymaya çabalıyorlar. E, dediğim gibi Rappaport e, dünyadaki e, bu gelişmiş olan e, terör eylemlerini ya daha doğrusu şekil değiştirenleri, ulusal sistemin değişim ve gelişiminin bir yansıması, bir dalgalanması ve bütün olayların her birini tetikleyen dünya çapında da bir olay olduğunu e, ifade ediyor bunun dışında tabii hepimiz belki duymuşuzdur birkaç cümleyle terör eylemlerinin nasıl dünya üzerinde şekillendiğini tarihsel süreçte pek bir tarihe girmek istemem ama esas sunuma geçmeden evvel eee yani sicari küçük kılıç demektir malumunuz. Küçük kılıç özellikle Orta Doğu'da terör eylemlerinin, yani o zaman tabii silah vesaire gibi şeylerin kullanım imkanı ve daha doğrusu bunlar icat edilmedikleri için ağırlıklı olarak bıçak tür şeylerin, kılıç tür şeylerin eylemlerde kullanıldığını görüyoruz. Sicari, sicari iki iyilidir. Sicari'ler yerine sicari küçük kılıç anlamını taşır ve bu grup özellikle Romalıların Orta Doğu işgali sırasında e, bu grup insanlara ve yahudilere karşı e, davranışları ve onları köle olarak kullanmalarına karşı e, çıkan e, bir gruptu. Dünya tarihinde ilk kez e, Sicarileri diye e, bunlar adlandırılır ve eylemlerin de bu şekilde başladığı ifade edilir. E, bu Roma İmparatorluğu'nun e, o bölgedeki Romalılara karşı e, başarı da elde edilir. E, ancak Eylemlerin bir özelliği vardır. Eylemler sadece resmi ve dini günlerde yapılır. Onun dışında eylem yapmaz. Yani yaptıkları eylemede bir standart ve sınır getirmişler. Yani bunu topluma yansıtmamaya ve özellikle yöneticilere hedef seçmişlerdir. E, ve e, bunda da başarılı olmuşlardır. E, ve e, yönetimi ele geçirdiklerinde de yaptıkları ilk şey e, Manem'dir e, ve Kudüs Krallığı'nı kurmuştur ve Yahudilere ait Romalılar tarafından e, bütün arşivlerde yer alan, onları zorla borçlandıran bütün evrakı yırtmış atmıştır. Ve zaman içinde de e, bu örgüt ve krallık da tarihe karışmıştır. Çünkü ondan sonra gelen bunu etkin kullanamamıştır. E, i̇kinci e, grup olarak da e, meşhur e, Alamut Kalesi ve Hasan Sabah aklımıza geliyor. E, Hasan Sabah da mücadelesini Selçuklu İmparatorluğu'na karşı e, sürdürmüştür. E, yine... E, Rapor portun aynen dediği gibi uluslararası sistemdeki dalgalanmalar, e, o sırada Selçukluların e, savaş halinde olması, Haçlı seferleri e, bütün bu ortam içerisinde sivrilme imkanı olmuştur Hasan Sabah. Ve özellikle bu konuda e, yetiştirdiği e, elemanlarıyla da e, özellikle Selçuklu veziri Nizamülk'e hedef almıştır. Mülk'ün devlet üzerinde etkisi çok fazla olduğu için e, biliyorsunuz kitapları da vardır ve onu e, zehirleyerek e, öldürmüşlerdir. E, terör kelimesi tabii dünyada e, ilk olarak e, nerede e, tam bugünkü anlamıyla kullanıldığını dersek ise Fransa'da. Yani bu da çok ilginçtir e, esasında. E, 1788 ile 1790'lı yıllarda e, özellikle Fransız ihtilali sonrası bin, e, 1798'de e, bu ihtilalle birlikte e, ihtilali yok etme yönelik olan unsurlar arasında bir mücadele başlıyor malum. E, iktidarı ele geçirenlerle ve 300 bine yakın insan tutuklanıyor ve 17 bin kişi bu dönem içerisinde idam edilerek yok ediliyor. Ve bunu meşru bir hareket olarak Fransız hükümeti görüyor. Ve hatta buna da terör hükümdarlığı, terör rejimi gibi de bir isim adlandırılıyor. Yani yaptıkları işin bugünümüzde biz terör, işte terörist unsurlar tarafından yapılıyor ama bu Fransa tarafından, Fransız itilali, bir nevi Fransa'nın kuruluşunda da terörün resmi bir devlet politikası olarak e, yer aldığını e, görebiliyoruz. E, tabii e, bu e, süreç e, esasında e, terör, teröristler konusunda da bir e, farklı anlam getirilmesine yol açıyor. Yani bir yandan e, bunu devlet kendi hedefini ele geçirmek için kullanıyorken e, öbür tarafta da e, terör eylemlerinin de bu süreçle birlikte arttığını görüyoruz. 19. yüzyılda e, Rusya'da e, bu ortaya çıkıyor e, ilk kez e, ve burada e, e, Narodnaya e, Volga yani halkın iradesi adlı bir örgüt. E, bu bugün bildiğimiz anlamda terör eylemleriyle ilişkin ilk e, çabaların e, bu süreçte olduğunu ortaya çıkıyor ve söylemler esasındaki bugünkü terör örgütleriyle aynıdır. E, burada mevcut iktidar e, tamamen tamamen despotik. E, halka ve insanlara sert davranıyor, onları sömürüyor e, ve e, kendi menfaatlerini düşünüyor. Bu yüzden e, bu iktidara karşı e, bütün çabayla direnilmesi e, bir nevi caizdir, uygundur gibi bir ifade, iki cümlelik bir ifadeleri e, bu halkın iradesi isimli Rus e, terör örgütünün e, kendi söylemlerine resmiyet kazandırdığını görüyoruz. Ancak e, bu örgüt ilginçtir. E, her ne kadar terör e, kelimesi Fransa'dan ilk tanımını almışsa da e, terörün sahada e, bu amaç uğruna uygulanmasını da e, Rusya'dan e, kaynaklı olduğunu görüyoruz ve Rus'un e, meşhur e, o oçar ikinci e, Aleksandr e, bu örgütün eylemi sonucu e, öldürülen e, yine ilk Rus çarlarından e, biri oluyor ve bu terör örgütünün de e, ilk hedefi. Tabii daha evvel dediğim gibi Hasan Sabbah vesaire yapıyor ama onun terör ismi adı altında tanımlanmış bir şey yok. Yani o bir devletin bu bölgeye egemen olmaması, iki devletin arasını açmak maksatlı. Ama kurduğu yapının gizli olması, kurduğu yapıya çok özel eğitimli insanların seçmesi Hasan Sabbah'a farklı kılıyor. Sicari'lerin amacı da farklı. Yine onda da bir despotluk var. Köle olarak Romalıların Yahudileri kullanması var. E, ama onlar da isimlerini açıklamıyor. Yani bunların bir terör maksatlı e, olduğunu söylemiyorlar. Tamamen bunlardan kurtulmak üzere yapıyorlar. Esasında terör sözcüğünün bunların içinde de yeri olduğunu görebiliyoruz. E, ve bu e, süreç e, günümüze kadar e, devam ediyor, geliyor. E, ve bugün e, tabii terörizmin çok farklı isimlerle var. Birazdan e, bu konuda hazırladığım bir e, sunum da var. Orada da e, sizlerle paylaşacağım. Burada e, özellikle Irak e, harekatında, Körfez Harbi sırasında e, terör e, jargonda kazandırılan bir ifade var. Malumuz burada Saddam Hüseyin e, çekilirken petrol kuyularını yakarak geri çekilmişti. E, bu mesela her bir dalga ve her bir hareket terör örgütlerinde ciddi bir örnek oluyor. E, bununla birlikte terör jargonuna giren çevresel e, terörizm. E, kavramı girmiştir. Yani e, çok sayıda günlerce yanan ve o tarihlerdeki de baktığınızda söndürlemeyen e, bunun o zamanki teknikleri de çok fazla yok. Aynı şeyi Kuveyt de yapmıştı. Kuvveti işgal ettiği zaman ve daha sonra da Irak'tan da e, yine e, Amerikalıların ve koalisyon güçlerinin e, saldırısı karşısında, taarruzu karşısında etkisi hale gelince geriye doğru çekilirken de onları engellemek e, maksadıyla e, esasında kendi kaynaklarına zarar vermiştir. Buna da çevresel terörizm ismi verilmiştir. Günümüzde de bu malum terör örgütünün Hatay, Amanos'taki orman yangınları, Antalya'daki orman yangınları ve bunun gibi hususları da dünyanın birçok yerinde de var. Çevresel terörizm kapsamında görmek mümkün. Terörizmi dalgalar halinde Rapport'a göre söyleyebiliyoruz ama terörizm çeşitleri diye bir sıralama yapmamız mümkün değil. Niye bunlar üzerine duruyoruz? Tabii bunların her biri terörizme karşı kullanılacak olan silahları da şekillendiriyor. Her dönem içinde bu dalgalara bağlı olarak terörle mücadelede kullanılan yöntemler farklılaşıyor ve yine her dönemde teröristlerin de kullandıkları yöntemler ve silahlar da farklılaşıyor. Bu yüzden bu kısa bir tarihçeyle bu konuya girmek istedim. Şimdi bir sunumu açmak isterim. Evet, burada e, terörle mücadelede konu başlığımız etkin silah kullanımı. Esasında e, çok kapsamlı hazırladım sunumu. Yani bunu e, dipoma bırakacağım. Oradan da yararlanacak arkadaşlarımız geniş kapsamıyla yararlanabilirler. E, burada e, terörle mücadele konusunda da ayrıca biz e, üniversite olarak da bir kitap hazırlıyoruz. E, Terörizmi çok farklı boyutlarıyla ortaya koymak üzere. E, bu konuda çalışan insanlarla bir araya geldik e, ve sanırım 5-6 ay içerisinde de bunu yayınlamayı düşünüyoruz. Evet burada şöyle bir işaret var. Yani burada terörist bu birçok yerde kullandığım bir karikatürdür. Terörist bombası atar. Siz ona resmi olarak bu işi yürütürken Cenevre sözleşmelerini atıyorsunuz. Hukuk atıyorsunuz yani. Öyle olmak zorundasınız. Ama öyle mi oluyor? Değil tabii. Yani nasıl Fransızların yaptığı terör hükümranlığı hükümdarlığı, terör rejimi ismi ki bu Fransız politik sözlüğünde de yerini almıştır. E, günümüzde de Amerika Birleşik Devletleri, İsrail gibi ülkelerin yaptıkları ise devlet terörizmi olarak adlandırılıyor. Yani bu bir e, terörizmin e, biraz evvel ifade ettiğim dalgalar halinde yapılandırılmasını anlatabiliyoruz ama terörizm çeşitlerini işte yeni terörizm, şu terörizm vesaire gibi sıralamak son derece hatalı olduğunu düşünüyorum. Ee, bu konuyla ilişkin sanırım yüzlerce eğitim aldım Amerika'dasından tutun diğerine varana kadar e, bizzat e, sahada yer aldım hem uygulamalı eğitimler ve hem özel kuvvetlerde hem e, komando okulunda hem e, dediğim gibi e, Amerika'da e, Almanya'da e, sayısız makale e, okudum ve bunların içinde de e, nasıl bir çözüm üretildiğine e, baktım. Burada e, tabii Amerika Birleşik Devletleri devlet terörizmi esasında İsrail ile birlikte resmi bir yöntem olarak kullanılıyor. Ancak Fransızlar gibi e, bu Fransız İhtilali sonrası resmi bir devlet politikası olarak aktarmaktan da e, çekiniyorlar. E, bunun birkaç örneğini de sizlere aktaracağım. Esasında e, terör, teröristlerle biz şimdi e, etkin bir e, mücadele hangi silah kullanacağız diye karar verirken Karşımızdaki teröristlerin de kim olduğuna bakmak lazım. Yani teröristler sadece iç örgütü, y-örgütü değil karşımızda bunu bir devlet politikası olarak, bir dış politika enstrümanı olarak kullanan devletler de var. O yüzden terörde etkin silah kullanımının çapı ve alanı giderek genişliyor. Eğer bu kavramdan bakarsak ki bence de bu kavramdan bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü terör örgütü, terörist veya terörle mücadele sadece bir örgüt değil. Bu devlet olabiliyor, bir devletin vekili olabiliyor, devlet altı unsurları olabiliyor. Bugün Afrika'da Batı Sahel bölgesindeki koridor dünyada terör faaliyetleri ve terör örgütlerinin yönettiği bir bölge. İşte Çat Cumhurbaşkanı denetim için gittiği bölgede öldürüldü. Dünyada şu anda 50 dolar aylık karşılığı bütün dünyaya Çat savaşçı tabir ettiği insanları ithal ed, ihraç ediyor. Yani dünyada çünkü bir düzen yok. Bütün sınırlar açık. Libya'ya baktığınızda neredeyse Dışarıdan gelen e, bu tür e, e, savaşçı literatürü kapsamında değerlendireceğimiz kişilerin büyük bir kısmı Çatlı. E, orada boko haramdan tutunuz. Şu anda e, Kuzey e, Afrika, e, aynen Irak-Suriye-İŞİD'in e, kuruluşu gibi e, orada da Kuzey Afrika'da da bir e, İslam de, federa devleti ilan edildi. Yani dünyada ikinci kez böyle bir devlet ilan ediliyor. Biz bildiğimiz devletler alışıktık. E şimdi e, bu devletlerle olan mücadele elbette terörle mücadele kapsamında. Kullanılacak silahlar öyle. Peki bu devletler ne yapıyor? Bu devletler bir devletin sahip olduğu e, ufak da olsa bir anayasası var. E, ondan sonra e, parası var, e, e, bayrağı var, yönetimi var. E, biliyorsunuz DH de bunu yapmıştı aynı şekliyle. E, bu da bir terör örgütü. E, peki bu devlet olarak sayılacak mı? E, yani öbür gün birkaç devlet kendi politik amaçları uğruna e, bu devletimsi yapıları e, bir devlet olarak kabul ederse de şaşmamak gerekir. Şu anda Amerika'nın Suriye'de yaptığı gibi yani bu terör örgütünü devletleştirme çabaları olarak görmek gerekiyor. Bu yüzden e, terör örgütlerine karşı kullanılacak e, silahların e, bir e, bu tür boyutu var. İkincisi tabii uluslararası hukuk boyutu var. Yani siz bir yandan hukuka uymak zorundasınız ama terör örgütlerinin en önemli avantajı hukuk dinlememeleridir. E, olabildiği kadar e, şiddet üretmeleridir. Evet buradaki işte e, esasında diğer karikatür bunu anlatıyor. Yani e, siz e, bütün silahlarınızla bununla mücadele ediyorsunuz. E, ama sadece bir siber saldırı e, bunu e, tamamen ortadan kaldırabiliyor. Evet işte burada e, askerler hazırlıyor, robotlar işi bitiriyor terörle mücadelede. Amerikan askerleri için tatbikatta çekilmiş ama bunun birçok örneğini Afganistan ve diğer yerlerde görmek mümkün. Günümüzde işte terörde kullanılacak etkin silahlar içerisinde bunu örnek vermek gerekiyor. Yani bir timin bir parçası robot askerler kendilerini riske atmıyorlar ve içeride bulunan içeride olduğu ki bu bir eğitim görüntüsüdür ama gerçi Afganistan'da da var bunun. Yakında Türk Silahlı Kuvvetleri de mutlaka uygulayacaktır, özellikle mağaralara girişte ve benzeri yerlere girişte. Ki ben kendim iki kez mağara operasyonunda teröristlerle çatışmaya girdim ve iki üç gün sürdü bir operasyon. Mağara operasyonu yani Gara ile ilgili birçok şeyler söylendi ama öyle bir mağara operasyonuna mağaraya girmek ve orada teröristlerle çatışmak belki de dünyadaki en zor işlerin başında gelen bir E, Bu tür faaliyet içinde bulunmayan, o yüzden de o zaman üzülerek izledik. Yani ile ilişkin yapılan eleştirileri, haklı haksız tarafları da olabilir. Ama bu tür yöntemlerle eğer teröristleri etkisiz hale getirecekseniz, teknolojinin getirdiği avantajları da artık kullanmanız gerekir. İşte bunlardan birini görüyoruz. Bu kavram tabii bize esasında terörizmin de, terör örgütleri açısından da bunu tabii yeni bir dalga olarak kullanmamak gerekiyor. Yani Rappaport'un bir beşinci altıncı dalgası gibi görmemek gerekiyor. E, yenilikçi terörizm dediğimiz terör örgütlerinin savunma alanındaki üretilen yeni teknolojilerden kendi güvenlik açıklarını tespit ediyorlar. Hem kendilerinin eksiklerini hem de e, güvenlik güçlerinin eksiklerini tespit ediyorlar. E, çünkü terör örgütlerinin e, ele geçirdiğimiz tüm belgelerin her birinde üstünlüklerini asla yazmazlar. Her zaman için zayıf ve hassas tarafları incelerler. Üstünlüğü zaten biliyorlar, üstün olduğu noktayı. O üstündeki, o zincirin en zayıf halkası nedir? Ee, onların sıradanlaştırdıkları hareketler nedir? Terör örgütlerinin en çok hoşuna giden şey, karşındaki güvenlik kuvvetlerinin hareketlerini, güvenlik faaliyetlerini ve tüm günlük eğitim faaliyetlerinin rutine bindirdiği andır. Ee, esasında terör örgütlerinin karşısındaki e, güvenlik güçlerinin en zayıf anı da budur. E, ve bundan yararlanarak yapılmaktadır eylemler ve eylemlerin de neredeyse %90'da başarılı olmaktadır. Maalesef Türkiye'de de e, böyle olmuştur. Yani e, rutinden kaçınmak, e, yeniden işe koyulmak, yeniden enerji harcamak, yeniden düşünmek, e, yeniden başka taktikler geliştirmek anlamını taşır. E, bu da lider ve yöneticinin ve diğer insanların e, biraz zamanı alıcı şeydir. Ee, ama e, bu işi e, rutine bindirdiğiniz anda da e, işte Güneydoğu'daki maalesef karakol saldırıları, e, üst bölgelerine yapılan saldırılar e, sabit, dur, hareketsiz durduğunuz anda hedef haline gelmenizi söyler. E, size e, teröristler hatırlatıyor ve eylemi de yapıyor. E, burada e, tabii e, yenilikçi terörizm en önemli şeyi e, bu terör, teknolojiyi kendi saldırılarına için kullanmaları ve bunları adapte etmeleridir. E, terör örgütlerinde esasında iki önemli kavram var. Birazdan bunu bir şekil olarak da göstereceğim. Yani öncelikle dediğim gibi terör örgütleri bize karşı neyi kullanıyorlar? Buna e, bakıyorum. Adaptasyon ve taklit. E, bu birçok devlet de esasında bunu yapıyor. Örneğin Çinliler yakın zamana kadar hep taklit ederlerdi ya da, da adapte. Belirli bir süreden sonra ki hala da yaptıkları söyleniyor. Yani Çinlere karşı özellikle bilgisayarlarınızda falan yeni bir takım projeleri asla tutmayın derler. E, adapte ve taklit terör örgütleri asla ve asla yeni bir şey icat etmiyorlar. Sizin hassasiyetinizi tespit edip, kritik tesis de olabilir, bu birlik de olabilir, e, bunu nasıl istismar ederim, e, buradan nasıl zayiat verdirebilirim, bunun hesabını yapıyor. Bu yüzden de her şeyi ya adapte ediyorlar, gelişmiş bir teknolojiyi, ya da onu taklit ederek e, bize saldırıyorlar. E, bunun için de temel amacının olabildiği kadar şiddeti arttırmak ve şiddetin artan şiddetle seslerini ve ideolojileri duyurmaktır. E, temel amaç bu olduğu için de e, yeni bir şey icat etmek için zaman harcamıyorlar. İşte burada bakınız yeni bir teknoloji ortaya konuldu. Terör örgütü güvenlik güçlerinin açığını buluyor. Etkili bir terör eyleminde bulunuyor. Diğer örgütler bu terör örgütünün yaptığını taklit adapte ediyor. E, bunun için devlet anti terör teknolojisiyle buna çözüm bulmaya çalışıyor. E, fakat terör örgütü yeni bir yöntem arayışına gidiyor ve görüldüğü gibi bu sarmal sürüyor gidiyor. Yani ben e, kendi yazdığım e, kitapta da öyle demiştim. Aklın akılla savaşı. Yani terörle e, savaş ve teröriste karşı silah kullanmak aklın akılla savaşıdır. Bunun da ismine yeni teknoloji deniyor ama e, terörün içinde bulunduğumuz 1985 yılından beri, benim ilk 86'da ilk gittiğim zamandan beri şuna, e, bu, bu sarmal hep dönüp duruyor. Yani sizin geliştirdiğiniz veya bulduğunuz her bir eyleme karşı veya e, taktik, stratejiye, teknolojiye karşı e, bir bir ay içerisinde terör örgütüne karşı bir teknoloji geliştiriyor. Yani onun da esasında arge faaliyetleri var, arayışları var, istihbaratı var, e, bununla ilgili merkezler var. Yani bunu asla e, unutmamak gerekiyor. E, Burada tabii e, yenilikçi terörizmin saldırı stratejilerine dahil etmesi e, terörist gruplar e, bu e, karar alma sürecinde e, daha evvelden bir terör örgüt tarafından kullanılarak başarısı is ispatlanmış taktik silaha geçiş arzusundanır. Buna inovasyon arzusu deniyor terör örgütleri için. Ve e, eğer bu grup yeni teknoloji adapte olmakta isteksizse bu teknolojiyi kullanmayacak ya da kullanım başarısı olacaktır. Yani terör örgütleri hani adaptasyon taklit diyoruz ya bunu bakarken de bir başkasının kullandığı ve başarılı olduğu sistemi almaya çalışıyorlar. O neyse. Buna inovasyon yenilik arzusu diyor. İkincisi yetenek. Bunu örneğin İHA İHA'lara geçişte öncelikle İsrail ile birlikte Türkiye'de ciddi bir avantaj sağlamış. Terör örgütleri bunu yapamıyordu. Ama DAEŞ'in e, yayınladığı e, videolarda ve Musul'da bir günde Amerika Birleşik Devletleri ordusuna karşı 80 saldırı gerçekleştirmiş olması ve Amerika'nın Musul harekatına iki gün ara vermesi bu yeteneğe kavuştuklarını da gösteriyor. Bununla ilgili birçok şekiller var, e, atölyeleri var, arge istasyonları var. Buralarda e, bunların her birini geç yeni, e, yapabiliyorlar ve geliştirebiliyorlar. Yani bu yeteneği artık terör örgütleri sahip. Zaten sahip olmasa da internet ve diğerlerin üzerinden e, biliyorsunuz e, zenginleştirilmiş uranyumunuz varsa e, santyfürüse falan gerek yok. Yani internet üzerinden bakarak nükleer bir silah yapmanız mümkün. Sorun e, uranyumun santrifüjler üzerinden zenginleştirilmesi zor e, ve çok teknik bilgi gerektiren maliyetli bir şeydir. Bunu İran bile işte hala yüzde 40-50 yaptım diyor e, uranyumun ki bunun zenginleşmesi için 80-90 olması gerekir ki atom bombası ya e, e, nükleer silah yapabilmesi için. Evet burada e, üç tane yüz görüyoruz. E, terör Teröristlerin yeni silahlarından biri tabii yapay zeka ile birlikte ortaya çıkan. E, Japonya'da e, bir firma 3000 dolar karşılığı e, yapay zeka ile kişilerin yüzlerinin kullanılmasına müsaade eden kişilerin yüzlerini alarak. Bunlardan değişik maskeler e, ve kişilere kimlik kartı vesaire gibi şeyler e, yapıyor. E, bu şu anda e, yasal, e, Japonya'da yasaklanamadı bu konu. E, ve e, o kişinin e, bir bakıyorsunuz aynı kişi e, Tokyo'da oturuyor. Ama aynı kişi 5-6 yerde hırsızlık yapabiliyor, saldırı yapabiliyor, eylem yapabiliyor. E, bu ileride yüz tanıma sistemlerini e, mesela terör örgütlerinin giderek artan yüz tanıma sistemlerine karşı geliştirdikleri çok basit usullerden biri. E, maskelerle bir eylemi yapmak ama bunlar bildiğimiz gibi böyle dıştan gözünden maske değil tamamen yüze adapte olan e, yüzden hiçbir farkı olmayan yapay zeka ile o insanın birebir yüzünün bütün özelliklerinin sizin yüzünüze oturtulduğu bir sistem. E, şimdi siz diyorsunuz ki ya benim müthiş sistemim var. E, her geleni ben çalışanım yüzünden tanımlanmış. E senin diğer çalışan e, yüzünü satmışsa ve işe de birkaç gün gelmiyorsa, o da terör eylemi yapacaksa, onun yüzüyle birlikte rahatlıkla girebiliyor. E, aranan bir kişi farklı yüzlerle ortaya çıkabiliyor. E, bu da yüz tanıma teknolojini, teknolojisini bir şekilde bir kenara atabiliyor. Yani e, diyorum ya terör e, ve teröristle mücadele aklın akılla e, mücadelesidir. Evet, burada e, İranlı nükleer fizikçi Fahri yapılan suikast. E, bu e, kim tarafından yapılıyor? Bir devlet terörü. Yani İsrail. Yani bu Mossad olabilir, ya yani CIA olabilir. E, ve mutlaka da tabii İran içindeki e, bir takım elemanlar ile işbirliği içinde. Fahri Zade e, bugüne kadar 6 veya 7. E, İran'ın e, nükleer silahlarla uğraşan e, öldürülen bilim adamlarından biri. E, Fahri Zade e, aracın içinde e, biliyorsunuz yapay zeka bağlı bir mağdur tüfek tarafından e, öldürüldü. Bakın, e, araçta camda izler var. Niye şoför koltuğunda otururken kalbinde bütün mermiler, e, yani şöyle 3-5 santimlik bir yerde yanında eşinde bir gram e, bir mermi sapması yok. Aracın içinde de cama e, sarpanlar da kendi vücudundan e, giden e, mermiler. Yani e, artık siz bir terör eylemi yaparken yapay zekayla bir matematik e, makine şeyle makine tüfekle Başında birisinin olmasına gerek yok. Orayı onu uygun bir şekilde koruyorsunuz, gizliyorsunuz. E, programın zamanlamasını, e, geçiş saatini vesairesini ayarlıyorsunuz. Tabii bu insana e, iki şey e, önemli. Bir, e, eğer Fahri sürekli aracıyla rutinen bindirmiştir bu işi. İkincisi de yine dediğim gibi İran içinde e, o terör, e, o gruplarla, İsrail veya neyse işte yapan, eylem yapan örgütlerle, çalışanlarla İşbirliği yapanların Fahri Zade'yi adım adım takip edip geçiği güzergahı, yavaşlayacağı yerleri ki üstelik de aracında da hiçbir yavaşlama yok. Yani birçok terör öylemi için aracın yavaşlatılması e, hedeflenir. Fahri Zade'nin aracında bir yavaşlama da yok. Araç normal hızıyla giderken e, bu makinat ürünün e, nokta hedefinden şaşmadan Fahri Zade'yi öldürmüş olması e, terör örgütlerinin e, ciddi bir şekilde gözünü açmıştır. Yani e, yapay zekayı kullanabilmek ve yapay zekalı silah sistemleri yani tam otonom e, silah sistemlerini yapabilmek. insansal araçlarını başardılar. E, bunları da yapabilirler mi? Bence yapabileceklerini düşünüyorum. E, yine e, bakın e, bu konularda ciddi risk analizleri. Yine İran'da bu sefer çok farklı bir eylem türü var. E, şimdi e, hangi silahı kullanacaksınız siz teröristlere karşı? Ee, Güneydoğu'da yürüttüğümüz mücadele, kırsalda yürütülen bir mücadelede birçok silah kullanabilirsiniz. Ama iş artık e, şehirlere geçiyor. Yani Türkiye'deki bu terör örgütü de 2010 yılında e, işte kıra dayalı stratejisini terk etti. Şehirlere dayalı stratejiye geçti. Niye? E kırda ben diyor silahlı kuvvetlerle mücadele edemiyorum. E, çok zayiat verdim. Ve hala da sürüyor biliyorsun. Neredeyse e, katılım e, çok düşürüldü. Ve arkasından şehirlere dayalı Eylem stratejisine geçti. İşte hatırlayalım bu Çukurlar vesaire, Sur, Diyarbakır, Çırnak, Cizre eylemleri. Eylemini farklılaştırdı onlarda sürece göre. Dolayısıyla terör örgütlerinde izlemeden onlara karşı geliştireceğiniz strateji ve silahları da seçmeniz mümkün değil. Bakın 2012'de yine bir Natans nükleer tesisinde görevli fizikçi, yine fizikçi Mustafa Ahmet'in aracına bir motor şirket yaklaşıyor. Muknatıslı bombaya yapıştırıyor ve kendisi e, suikastçı gidiyor ve kaçıyor. Bu 6 veya 7 dediğim gibi nükleer e, fizikçi veya görevlinin her biri farklı bir yöntemle e, öldürülüyor. Her biri. Hiçbiri birbirine benzer bir yöntem değil. Bu da zaten e, suikastlarda terör örgütlerinin yenilikçi terörizm dediğimiz e, kavram. E, bunun benzerini Güneydoğu'da PKK terör örgütü yapmıştı. Yani e, köylülerin kullandığı o bildiğimiz katırın. Ee, şeyine, semerinin yanındaki iki tane çuvala, çuvala e, bomba yükleyerek uzaktan kumandalı bizim üst bölgesine göndermişlerdi. Ve fark edilerek e, uzaktan e, tek başına katır böyle yüklü gelmez. E, biz de biliyoruz ve uzaktan e, katırı vurduğumuzda e, katır havaya uçtu. E, ve her iki tarafına da dünya kadar o zaman e, el yapımı yoktu bu. C4 tahrip kalıpları vardı. Özellikle yurt dışındaki birçok ülkenin bu PKK terör örgütüne verdiği malzemeleri kullanıyorlardı. İşte bu da, da bakın bir terör örgütünün kullandığı farklı bir yöntem. Şimdi gelelim bakın İran'ın nükleer silah projesinde farklı bir devlet terörü göreceğiz. İran biliyorsunuz esasında 1980 50'li yıllarda Amerika'nın daha sonra Almanya'nın sağladığı destekle nükleer e, altyapısını oluşturmaya başladı. Bunu Batılılar destek sağlamıştı. Burada harita üzerinde gördüğünüz değişik tesisler var. Ben bunlardan değil. Bunlar için de özellikle son iki yıldır ismi çok sık geçen Natanz tesisinden biraz bahsedeceğim. Natanz'a uygulanan terör eylemi. Herhangi bir saldırı yok. Şey yok yani resmi bir asker yok, bir hava harekatı yok, bir füze saldırısı yok. Ama santral e, iki yılda üç kez darbe aldı. Evet bakın burada santralin resmini görüyorsunuz. Bura, buranın özelliği şudur, santrifüriş. Yani niye bununla ilgili 6-7 tane tesisi var İran'ın. Neden diğerleri seçilmiyor da bu? Çünkü bu uranyumun zenginleştirildiği bir tesis. Ve bu tesis ilk olarak 2010-2020 yılında Ağustos'ta bu hale geldi. Kullanılamaz hale geldi. Ve arkasından iki ay evvel yeni bir saldırı daha meydana geldi. Bu saldırı bu tesise bu saldırı ilk kez 2010 yılında gerçekleştirildi. Yani bu saldırılar nasıl gerçekleştiriliyor peki derseniz tamamen siber saldırı. Üç saldırı da siber saldırı. Hiçbir hava sahasına giren füze, roket falan yok. Bu siber saldırıyla ne yapıyor? Bilgi falan çalınmıyor. Elektronik sistemler, elektrik sistemleri tamamen kısa devre yaptırılarak tesiste patlama çıkacak yerler belirleniyor. E, yapay zeka vasıtasıyla ve o noktalara siber saldırı düzenlenerek o bölgeler yakılıyor etkili olan. Ve şu anda e, İran e, bu tesis, bu tesisi üçüncü kez e, yer değiştirecek. üçüncü kez e, yer değiştirecek. Bakın, bu da bir devlet terörü. Tabii bu Amerika, e, İsrail ben yaptım demiyor. Ama e, okların hepsi e, İsrail Mossad'a döndüğü bütün dünya tarafından da biliniyor e, ve İsrail hedefine koydu. İşte devlet terörünün uygulayıcısı hiç ses soluğu çıkmıyor. Ama İran ona karşı bu tür bir eylemi yapabiliyor mu dersiniz hayır yapamıyor. Ee, evet İstanbul'daki bu meşhur e, Levent'teki e, HSBC Bank'ın bombalanması ben de oraya çok yakındım o tarihte. E, bu e, da kullanılan bakın e, yöntem kapalı kasa Hino marka kamyonetle el yapımı düzenekli amonyum nitrat bildiğimiz gübre i̇şte el yapım patlayıcı ve binanın ne hale geldiğini görüyorsunuz kaç kişi hayatını kaybetti burada. Saat 10.55'ti ve e, bu bölge 4-5 kilometre uzaklıktaydım ben de e, ve, ve gittiğimizde ortalık tam anlamıyla bir cehenneme dönmüştü. E, el yapım patlayıcıların terör örgütleri tarafından kullanıldı. Şimdi hangi aracı kontrol edeceksiniz? Ankara'da hatırlayalım e, terörle mücadele kapsamında Ulus'ta çok katlı otopark vardır. Ve orada e, tam 5 aydır kalan terör örgütleri hani terör örgütlerine uyuyan hücreler deriz yalnız kurt falan. E, burada da bir nevi yalnız araba vardı. Yalnız araba. E, o şeyi nasıl ortaya çıkıyor? E, artık burayı bir yıkacaklar bir katına. Bir bakım yapacaklar. Herkes aracını alıyor. Bir tane araç kalıyor orada. E, plakadan ulaşamıyorlar. Terörle mücadele ekipleri geliyor. Bir bakıyorlar. Ağzına kadar patlayıcı dolu. Ve onu orada alıp Ankara'da bir eylemde kullanacaklar. Yani şimdi otopark girişinde siz aracın içinde patlayıcın var. Herkes şöyle bir ne yapıyor? Aracın altına e, eldeki bir ile bakılıyor. Bagaja bakılıyor. Bagajda e, neyi görecekse AVM'lere girişte şuraya buraya girişte bir araca, bir bisiklete, bir motosiklete koyacaksınız. Bakın Afrin'deki saldırıları neredeyse yarıya yakını motosikletle yapılıyor. Motosikletin selesinin altına patlayıcıyı koyuyor, gidiyor oraya park ediyor motosikletini. Ondan sonra kendisi gidiyor orada pat diye e, patlama meydana geliyor. Kim olursa olsun hayatını kaybediyor. Sorun Afrin'de e, düzen yok. E, Türk Silahlı Kuvvetleri buraya el attığından beri hayat e, düzensiz bir şekilde ediyor. Aynı tarihlerdeki bir saldırıda bakın saatler aynı. 10.55. Niye? Trafiğin, insanların iş yaşantısının en canlı olduğu saat. İki ayrı sinagoga gerçekleşmişti Yahudiler. Yine e, kapalı kasa kamyon, yine el yapımı ama nitrat. Burada da görüldüğü gibi ortalık e, birbirine girmişti. Şimdi e, terör örgütlerini kullandığı bu tür e, silahlarla tabii mücadele edebilmek için neler yapılacak? Sadece bunları kullanmıyor terör örgütleri. Terör örgütleri artık e, bu devletlerin teknolojiyle, parayla e, ele geçirilen malzemeleri de kullanıyor. Dünya Silah Ticareti Önleme Anlaşması var. E, ancak ancak sadece Afrika'da 5 milyar dolar civarında e, Rusların şu meşhur hafif Kalashnikov, hatta dün Putin de bu işin esprisini yaptı. Bizim Sputnik aşımız Kalashnikov gibi güvenilirdir. diyor Hakikaten de öyle bir silahtır yani. Ee, şimdi terör örgütleri, işte e, biz e, şeyde e, Irak'ın kuzeyinde yürüttüğümüz operasyonda ne dedik? Son üç şeyde terör örgütünün e, tank savar güdümlü füzeyle yaptığı saldırıyla, yani bu tank savar güdümlü füze dediği muhtemelen javelindir. Yani bu javelin nedir? Füzeler genelde düz olarak hedeflerine giderler. Hedefleri nedir tank savar füzelerin? Tanklardır. Ama javelin e, tanka doğrudan gittiğinizde siz tankın en güçlü tarafına çarparsınız. Ve de reaktif zırh varsa o füzenin oraya girip patlayıp tankı etkisi hale getirmesi zor olur. Tankın en zayıf yeri neresidir? Üstüdür. Üst kısmıdır. Javelin füzesinin bir özelliği yatay gittikten sonra yükselerek hedefe geldiğinde yükseliyor, yukarıdan dönüyor ve diklemesine hedefe iniyor. Yani sizin öndeki mevziniz ne kadar beton bloklarla bu füzeye karşı korunmalı da olsa füze sizi, bu mevzinizi bir tank gibi görüyor, yukarıya çıkıyor ve bulunduğunuz üst bölgesine havadan iniyor. Ve bu yüzden de bununla ilgili şehitler veriliyor. Yani bunu bildikleri için, bu füzenin bir tanesinin değeri çok çok pahalı. Ama ellerinde bol miktarda var. Bu özellikle Akkari sınırında toprağa gömülü vaziyette de geçirmişti. Bunun gibi ateşle unut, kendin yap tarzı uygulamalar var. Kinetik kil sistemine karşı savunma, ahizmullahın, İsrail'e 2004 yılında drone kullanması ilk kez bir terör, terörist yapı veya devlet altı örgütler bir devlete karşı drone kullandı. Ve İsrail e, halkı özellikle onların bir demir kubbe dedikleri bir savunma sistemi var. E, bu sistem e, hep gelişmiş teknolojili saldırılara karşıydı. Ama el yapımı dronelarla baş edemedi bir sistem. E, çünkü ne radara yakalanlar ne e, diğer konulara. Bu DEAŞ'a örnek oldu Irak ve Suriye'de. Dron kullanmaya başladı. O kullanınca kim kullandı? Bizim hemen güneyimizde HTŞ dediğimiz Seyitül Tahri örgütü kullanmaya başladı. Kime karşı kullandı? Ruslara karşı. Yine mim Hava Üssü'ne sabah akşam saldırı düzenliyor. O yaparken kim yaptı? Huziler yapmaya başladı bu sefer. Bakın siz bulunan İsrail'de kullandığı hani biraz evvel yenilikçi teröristin dedim ya terör örgütleri e, diğerlerini kullandığı ve başarılı olduğu sistemleri hemen bünyelerine adapte edebiliyorlar. Tabii bununla birlikte işte bu işi yapabilecek yetkinlikli insanları da e, yanlarında e, bir şekilde dahil ederek. DAEŞ'in yanında e, çok sayıda e, Avrupa e, ülkelerine mensup insanların olma sıradan bir şey değil. E, bu tamamen önemli bir kısmının mesleklerine ve geçmiş eğitim bilgilerine baktığımızda DAEŞ'in bu kişileri ideolojik boyutuyla değil, e, kendilerine bir kısmına da para vererek ARGE veya benzeri bu yenilikçi terörizm uygulamaları için kullandıklarını görebiliyoruz. Ee, evet, bunlar tabii e, terör örgütleri kendilerini destekleyen devletlerden artık e, de, terör örgütleri bir finansal sıkıntı çekmiyorlar. E, i̇stedikleri teknolojileri alabiliyorlar. Hatta en son e, dünyada e, uzayda biliyorsunuz üç yörünge var: alt, orta ve yüksek. Devletler artık e, yüksek yörüngeyi kullanıyorlar uyduları için. Alçak yörüngede işte bugün yarın dünyayı düşmesi muhtemel olan e, roketler veya uydular gibi çok sayıda e, çöplük uydu çöplüğünden oluşan e, bir e, yer ama bu uyduların bir kısmı hala çalışır. İlginç olan konu bu. Çünkü uzayla ilgili e, net bir anlaşma hala yok. E, i̇şi biten uydu bir çöplüğe e, bir şey atıyor gibi bırakıyor, gidiyor. Hiçbir sorumluluğu yok. Gidiyor yukarıya yenisini koyuyor. Bu Uydu çalışıyor. Bu uyduyu kim kullanıyor peki? Terör örgütleri kullanmaya başlıyor. Ve terör örgütlerinden ilk kez bu oydu üzerinden San Francisco şehrinin Amerika Birleşik Devletlerinin hayatı yaşamı iki gün durdurdular e, tamamen e, şeyden saldırı yaptılar e, uzayda. E, bu da e, farklı e, bir e, konu olarak karşımıza çıkabiliyor. İşte bakınız e, bu araçlara baktığınızda esasında acayip çocukların yaptığı acayip bir araç gibi görebiliyorsunuz. Bunlar deyashın Irak'ta e, Amerikalılar'a karşı kullandığı e, farklı bir yöntem. E, bunlar biliyorsunuz gene marka söylemeyelim ama arazi araçları, 4x4 araçları terör örgütleri çok etkin bir şekilde kullanılıyor. E, dar sokaklara giriş, hızla kaçışı, manevra yapışı e, gibi. E, Amerikalılar dronelara bu araçların modellerini tanımlıyorlar ve terör örgütünün elinde bulunan iki cins araç var. Bütün eylemleri bununla yaptıklarını tespit ediyorlar ve dronelara, hafızalarına bu araçları tanımlıyorlar ve gördükleri yerde de vurmaları emrini veriyorlar. Yani programı. Ve dronelar e, havada uçarken, e, siyahlar daha doğrusu, gördükleri e, bu şekildeki araçlara hep saldırı düzenliyor. Ve DH diyor ki ya bizi nasıl tespit ediyorlar bunlar diyor. E, sonra diyorlar ki ya hep aynı araçlar olduğuna göre bizim bunlar muhtemeldir ki bu tipleri bu siyahın hafızasına kaydettiler ve saldırılar buradan oluyor. Arkasından gidiyorlar kendi atölyelerinde. Bu araçların üzerlerini böyle değiştiriyorlar bakınız. Ve e, Amerikalılar diyor ki ya bunlar yeni araç mı buldu? Bugünlerde hiç bu araçlar piyasaya çıkmıyorlar. Ve bu sefer eylemlerini bu araçlarla yapmaya başlıyorlar. Yani işte e, aklın akılla mücadelesi. Yani hangi silahı kullanıyorsan e, sen terör örgütü de ona karşı mutlaka e, yeni bir sistem, yeni bir taktik e, geliştirebiliyor. Bunu mutlaka dikkate almak gerekiyor. Bakınız yine e, 5 kilogramlık el yapım bir patlayıcı füze. E, bu e, nereye karşı kullanılıyor? Bakınız burada hedeflenmiş ve e, tanklar var. Ve burada özellikle terör örgütü aynı anda bunu götürürken de bakın bir İHA'yı da havalandırıyor. Bunun gövdesi üzerine İHA'nın üzerinde dengeli el yapımı bakın el yapımı bir İHA. Gövdesinde 5 kilogramlık bir patlayıcı var ve e, üzerine geldiğinde burada Amerikan birlikleri toplu halde bulunuyor ve son görüntüyü çekiyor, merkeze bildiriyor. Ona emrini alınca bunlardan birinin üzerine saldırısını düzenliyor. Yani 5 e, kilogramlık bir EYP e, sağdan soldan malzemeyle yapılmış ufacık bir motoru olan bu 5 kilogramı kaldıracak kadar e, seyri, e, seyir mesafesi de kısa bir sistemle bunu e, vurabiliyor. Ee, yine bakınız burada e, şaşırtmak için, bu da bir taktik tabii terör örgütleri. Bakın bir üst bölgesi, esasında bir stadyum gibi bir yer, korumalı bir yer diye düşünüyorlar. E, ama ilk e, el yapım patlayıcıyla birinci saldırı, ikinci saldırı ve üçüncü saldırı. Yani e, bunları aynı anda yapabildiği gibi kademeli olarak da yapabiliyorlar. Yani bu da e, bizim hava kuvvetleri işte birinci sorti girer, ikinci sorti, üçüncü sorti. Aynı şeyi iki üç tane farklı... 40 milimetrelik AEP EYP üzerindelerle birlikte bu saldırı yapabilecek güçte terör örgütü. Yani daha önceden bunları biz bir terör örgütü yapabilir diyemezdik. E şimdi dünya tarihinde ilk çoklu saldırılar ise Eylül Tarih Şam tarafından yapılıyor. 31 Aralık 2017'de ve Rusların 3 tane meşhur SU-35 uçağı yok ediliyor. 13'lü paket halinde bakın 13'lü paket halinde 3 kademe halinde Heytül Tahrişam dünya tarihinde ilk kez yani 13 İHA saldırıyor. Arkasında 13 İHA ikinci saldırı, 13 İHA üçüncü saldırı. Ve Rusların buraya koyduğu hava savunma sistemleri hangisine müdahale edeceği meşhur pansirler. Bunlar Libya'da da Türk İHA'larına karşı kullanılmıştı. Nereye mücadele edeceğini şaşırıyor. Yani aklın akılla mücadelesi devreye giriyor. İşte bakın bir aracın içinde terör örgütü bütün antenlerle bir tane tablet bilgisayar üzerinden kendi operasyonunu yönetiyor bir terörist. Bu kadar basit olay. Şimdi siz buna nasıl eylem alacaksınız? Özellikle tabii siber saldırılar ve değerleri de var. Bundan da birazdan bahsedeceğim. burada da işte bir Hayfult tarşama ait bir tank bakınız. Burada bir ara HTŞ ile DH birbirine girmişti burada. HTH'e e, e, çünkü DH Amerikalılar tarafından destekleniyordu ve Hethül Tarşan'a saldırması için teşvik ediliyordu. E, Hethül Tarşan da sistemleri zaman içinde geliştirdi ve bakınız burada e, İHA'lar izliyor. Tank kaçan teröristleri e, tanka bildiriyor. Bakın burada e, yine elemanlar dağılıyor ve tank tek tek İHA'nın verdiği bilgilerle yerde yer personeline burada kaçan DH militanların hepsini etkisi hale getiriyorlar. Yani tank ve İHA işbirliği. Bakın bir tankı kullanıyor DAEŞ. bir terör unsuru. Yani bunlar da karşımıza çıkabiliyor. Dolayısıyla efendim terörist tank kullanmaz. Hayır. DAEŞ'in elinde biliyorsunuz 20 üzerinde tank vardı Suriye ve Irak'ta kullandığı. Nereden ele geçti? Irak ordusundan ele geçirdi veya Suriye ordusundan. Topçukları vardı adam resmen. Yani düzenli bir konvansiyonel güç. Husilerin Yemen'deki, Yemen'de mücadele eden Husilerin Biliyorsunuz bunları yok etmek için dünya, Amerika, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri bir araya geldi. İran desteğindeki HUSİ'lerle mücadele bir türlü bitmedi. Sadece 2015 18 arasındaki bakın husilerin yaptığı saldırılar. Cinsleri var burada. Çok ilginç bir istatistik. Füze saldırısı, e, Yemen'den fırlatılan skat füzesi, Mekke'ye atılan balistik füze, füze, balistik füze, füze, hava savunma sistemi tarafından düşürülen füze, yani e, husi petrol gemisi husilerin saldırısı yani bunlar sadece ana saldırılar bunun dışında ufak ufak o kadar çok saldırısı var ki adamların husiler nedir dünya terör örgütü olarak tanımlıyor botlarla saldırıyorlar bakın bot dediğimiz balıkçı tekneleriyle e, ufacık model uçak gemileri, model e, teknelerle yani e, model uçaklar gibi model e, gemilerle ufak ufak üzerlerine bomba yüklü uzaktan kumandayla kendisi teknede balıkçılık yapıyor. Uzaktan kumandayla oradaki Amerikan fırkateynine saldırıyorlar. Bakın otonom e, komuta edilen bunlara Şark 33 ismi veriliyor. Suudi Arabistan fırkateynine yapılan saldırıyla 3 Suudi asker hayatını kaybediyor. Bunun daha beter bir örneği Amerika'nın en güçlü provozörüne e, İran yanlısı milisler e, bir fiberglas tekneyle e, saldırdılar. Geminin provozörünün ön tarafından girdiler ve Amerika e, tarihinde dünya savaşları dışında İlk kez bir Amerikan gemisi saldırıyla 17 askerini kaybetmişti. Bir tane bildiğimiz fiberglas e, maliyeti e, herhalde 3-5 milyon. Arkasına bir motor takmışlar. İçine e, patlayıcıyı doldurmuşlar ağzına kadar üstünü örtmüşler. Balıkçı teknesi görüntüsünü vermişler. Belli bir yere kadar balık tutuyorlar. E, onun içinde saklanmış olan kişi belli bir noktadan sonra harekete geçiyor. Ve kendisi zaten balık adam kıyafeti de var. Yaklaştığı anda gemiye noktasını seçiyor ve kendisini suya atarak su dibinden kendisini bekleyecek olan 6 metrelik denizaltıları var. O denizaltıya doğru giderek su üstüne çıkıyor ve oradan kurtuluyor. Ve bunu Amerika eylemin yapıcısının nasıl yapıldığını hala bulabilmiş değil. İşte balıklar bunlardan da yine bahsetmiştim. Ee, evet işte bunlar basit el yapımı basit İHA'lar. Yani günümüzde terör eylemlerinde en çok kullanılan Meksikalı uyuşturucu kartellerinin için kullanıyor bunu. Onlar da uyuşturucu nakletmek için kullanıyorlar bir yerden bir yere. Para nakli, kara para nakli, uyuşturucu nakli gibi her şey için bunlar maalesef kullanılıyor. Evet şu anda bakın bir mini İHA el büyüklüğünde. Ee, bunun daha da ufağı var. Arı büyüklüğünde ve arı iğnesiyle Bunlar da nerelere saldırılar düzenlemeyi düşünüyor? Bunu devletler de yapıyor. Sadece şeyler değil. Bunu zaten geliştiren devletler. Terör örgütleri de bunu yapabiliyor. Onlar nasıl geliştirdiler? Arı büyüklüğündekidir onlar. Ucuna zehir enjekte ediliyor. Yani biyotermizm diğer bir şekli. Ve bununla saldırıda bulunuyorlar. Bakın bu da bu yönde bir şey. Yine bu tarafta bakın İranların geliştirdiği sistemler. Asimetrik tehdide karşı asimetrik sistemlerle karşı koymak. Dünya devletlerinin en çok yanıldığı şey bu. E, terör örgütlerine karşı kullandığı silahlarda hep dev uçaklar, dev gemiler. E, Türkiye'de eğer SİHA ve İHA kavramı bundan e, 30 yıl önce de, 25 yıl evvel de eğer gerçekten e, üzerine ağırlık ve yapılmasıydı yapılmış olsaydı, Türkiye belki en az 15 bin insanını e, canlı kurtarır ve o kadar da ekonomik anlamda e, bu bölge için. E, terörle mücadele konusunda ciddi harcamalarda da bulunmazdı diye düşünüyorum. O zaman binzelerin ilk mücadele ederken hayalimizdi. Yani ben model uçak kursu da görmüştüm İnönü'de. Ya dedim yani niye biz bir tane böyle bir uçak uçuramıyoruz da etrafa baksa, görse etrafı falan diye hayal edip bunları anlatıyordum. Tabii e, bunların olması e, terörle mücadeleyi ve, ve diğer olayları e, çok ciddi bir şekilde olumlu yönde etkiledi. Şimdi bizim İHA ve SİHA'lar eğer bu sur Diyarbakır'da işte hani hendek mendek olaylarında bunlar olsaydı bir meskun mahallede şimdi düşünün siz İHA geliyor. Pat diye yukarıda teröristler ikinci kattan ateş açıyor size iş oraya geliyor hizasında güm güm iki tane mermi atıyor gidiyor. Yani böyle bir şeyde hiçbir şekilde şehit vermezdik orada biliyorsunuz çok şehit de verdik. Burada bakın uyuyan bir hücre ee, bu da DEAŞ'ın yine bir görüntüsü. Bakın Amerikan askeri birlikleri e, burada hareket ediyor. Hareket halindeler ve buradaki evlerin bir tanesinin otoparkından araç çıkıyor. E, aracı kimse, bakın taktiğe bakınız. Orada oturan evin bir sakin olarak görüyorlar bunu. Halbuki bu uyuyan hücre evinin aracın otoparkı, araç her şey. içinde de bir terörist de var ve çıkar çıkmaz e, bu araçların ortasında kendini patlatıyor. Bakın bu da farklı bir taktik. O yüzden... Terörlü terörle mücadelede teröriste karşı kullanacağın silahta olağanüstü derecede bir öngörü ekibinin olması lazım ve bunların sabah akşam bu konuyu düşünmesi lazım. Terörle gerçekten mücadele edeceksiniz. E, bu e, işte Aramco, meşhur e, Suudi Arabistan'daki Amerika Birleşik Devletleri ile ortak çalıştıkları dünyanın en büyük şirketi ve bu bu şirket Patriot hava savunma sistemi. Körfez bölgesindeki Amerikalıların Fırkateynleri, krovazörleri, uçak gemisi, radarları ve birçok askeri tarafından küçük ve büyük hava savunma sistemlerini kullandığı bir yeri bir 3 seyir füzesi 17 drone ile vuruyor. Ve biliyorsunuz iki gün e, burası iş göremez hale geldi. Rafinleri e, tamamen yandı ve dünyada petrol fiyatları ok gibi fırladı. Ve Aramco'nun hisse değerleri düştü. E, bir basit bir saldırıyla toplam bunda harcanan para nedir derseniz de, toplam maliyetin milyarda bile bile değil. Arkasından üç, üç saldırı da yapıldı. Ne oldu? Hava savunma, HİMEMİM hava üstünde de aynı. İstediğiniz kadar dünyanın en gelişmiş S-400 sistemlerine sahip olun. İşte İsrail en gelişmiş demir kubbeye sahip. Ne yaptı e, Hizbullah? E, tıkır tıkır insan savaş araçlarıyla İsrail askerlerini vurdu. E, ve İsrailler hani bizi koruyordunuz vergilerimize diye isyan ettiler o tarihte. E, o yüzden e, dediğim gibi bu mücadelede silahlardan ziyade e, düşünce ve öngörü üretecek e, merkezlere ihtiyacımız var. Evet burada dünyanın değişik yerlerinde geçen e, yerler, e, değişik eylemlerden bir sıralama yapmaya çalıştım. 2000 yılında Rusların Gazprom boru hatları siber korsanlar tarafından ele geçiriyor. Bunu e, işte sistemi ayarlayan. E, bakın 2003'te Oyoda Amerika'da nükleer santral emniyet sistemleri e, bir Slamet solucanından, siber saldırıdan etkileniyor. Yine Amerika'nın doğu vakası bir solucan e, elektriksiz kalıyor. E, Amerika'da demir yolu, tamamen internet üzerinden çalıştırılan demir yolu, bir virüs saldırı sonucu tamamen hatlar kapanıyor. E, Amerika'da e, nükleer enerji santrali kapanıyor. İran nükleer tesisleri etkileniyor. E, ayrı saldırılar bunlar. E, Çin dünyadaki internet trafiğinin yüzde 15'ini 18 dakika boyunca kendine yönlendiriyor. Yani bakın büyük bir şey saldırı bu. Bütün verileri 18 dakika boyunca ki internet trafiğini sonra anlaşılıyor dünyanın üst düzeydeki ülkelerinin aralarındaki resmi görüşmeler, önemli teknoloji devlerinin merkezleri dünya uyuyor bu arada daha sonra fark ediyorlar. Bu mesela çok ciddi bir saldırı terör örgütleri de bunları yapabiliyor. Türkiye'de 2008 yılında belki hatırlanmayabilir ama Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattı üzerinde aynı şekilde bir siber benzeri bir saldırı yapıldı yine hatırlayalım, Configure Solucan'ı tarafından Atatürk Havalimanı'nda bir gün süreli bilet bagaj işlemleri yapılamadı 2009'da. 2003'te yine aynı benzeri bir diğer bir saldırı bu sefer Sabiha Gökçen'le Atatürk'te ikisinde birlikte yapıldı. yine gerçekleştirildi. Yine 31 Mart 2015'te bizim İstanbul'u yaşadığımız 3 ee, ile 10 e, saat arasında süren elektrik koz kesintisi. 2018'de tekrar Atatürk Havalimanı'na pasaport kontrollerine yine siber saldırı. Yani 3 kere siber saldırıya pasaport kontrolü için uğraşıyoruz. Evet bu e, bu arada e, e, Tolga kardeşim ne kadar süremiz var? Ali Paşa'm e, yani bu anlatım süresini size bırakıyoruz. E, tamam. Ama yani yavaş yavaş e, toparlayabilirsek siz evet, de evet, daha fazla yorumdan sonra cevabı... E, toparlayayım için. o zaman, evet. E, burada gördükleriniz fil dişi. Bu fil dişleri nedir dediğimizde e, Afrika'daki terör örgütlerinin bir numaralı gelir kaynağı. Petrol filan değil. E, dünyada fil dişi avcılığı e, çok büyük gelir elde ediyor. Şu anda Türkiye'de de biliyorsunuz terörün finansman kaynağının kurutulması için bir yasa çıkmıştı. En son bu bitcoin olayından sonra bitcoin de dahil edildi. Şimdi Türkiye bunun çok farkında değildi ama bitcoin yaklaşık ilk çıktığından itibaren terör örgütleri hep diyoruz ya yani yeni, yenilikçi teknolojileri nasıl istismar edebilirim peşinde. Bitcoin'i bu maksatta çok etkin bir şekilde kullanmaya başlamışlardı. Yani terör örgütlerinin ee, sıcak para dışında bu bitcoinler e, özellikle para trafiğinin bunların kaynağının belirsizliği e, henüz devletlerin bu konuda ciddi bir şekilde kontrol sistemlerinin olmayışı gibi her yeni çıkan sistemin ilk devletler tarafından e, henüz daha algılanmayan o boşluklarından terör örgütleri ciddi bir şekilde dünyada yararlanmaya başladılar. O yüzden de biz defalarca uyardık. Bu Bitcoin'e karşı bu terör örgütlerinin ilişkisini kesin, kontrol edin diye. Ve en sonunda işte Türkiye'de bu olay patlak verdi ki e, terör e, örgütlerinin e, Bitcoin ile ilgili hareketlerinin de e, bu kapsama alınması e, gerektiği ve yönetmeliğe e, ya işte iki hafta evvel ekleme yapıldı. Yani bunun e, en önemli finansal kaynağı bu. Evet bütün bunlardan sonra şunu söyleyebiliriz. Savaş toprakları ve şehirleri alma hedefler. Terörizm Birkaç kişiye zarar vermeyi ve hedeflerine ulaşmak için de birçok insanı korkutmaya amaçlar. O yüzden e, terör örgütüne karşı kullanacağım silah da bu düşünce temel düşüncedir. Yani terörizmin 50 tane tanımı olabilir. Dünya da zaten üzerinde mutabakat sağlanamayan e, kavramlardan biridir terörizm. E, Türkiye'de medyasında da çok yer alır. Burada temel amaç bakın şu Alfred Hitchcock filmlerinden e, korkuyu perdeye yansıtmaktan çok izleyicilerin zihinlerine yerleştirmek. Yani eylem ne kadar şiddetli olursa, ne kadar çok kişinin önünde gerçekleşirse veya sosyal medya veya bir canlı yayın marifetiyle bu kişilere ulaşırsa terör örgütü hedefini gerçekleştirmiş oluyor. Evet bu sonuçta bir bizim kullanacağımız sistem ve yaptığımız savaş esasında hep gördüğümüz bir asimetrik savaştır. Toft'un bir ölçüm var. Son 200 yılda asimetrik savaşların sayısı giderek artıyor diyor. Ve bu savaşlarda ilginç bir veri var. Üçte birini, daha da önemlisi diyor, son 50 yılda zayıflılar güçlere karşı girdiği savaşın yüzde 51'ini kazanıyor. Ve bu sayı giderek artıyor. Çünkü asimetrik saldırı yapacak olanlar daha esnekler ve ARGE vesaire için resmi kanalları yok, anında sahaya uyguluyorlar. Şimdi siz askeri birlik olarak veya silahlı kuvvetler olarak bir sistem uygulamanız için, önce sizin konseptinize bir değişiklik yapacak. Sonra öyle bir sistem almanız için kaynak bulacaksınız, mali bir kaynak. Hadi öyle bir fonunuz var, bunu kime yaptıracaksınız? Yani bugün adını koyduğunuz bir sisteme sizin ulaşmanız, eğitim, personel eğitimi, onun malzemesi, mühimmat ile bile nereden bakarsınız bir, bir buçuk yıl alır. Terör örgütlerinde bu değil. Terör örgütlerinin bu yüzden bu mücadelelik en önemli şeyi çok hızlı hareket edebilmeleri. Çok hızlı Çünkü e, hiyerarşik makam yok. Hani yönetimin üç temel ayağı var deriz ya, otorite, iş bölümü ve hiyerarşi. E, bunlarda e, hiyerarşi var ama öyle e, uzun süreli, resmiyete dayalı bir hiyerarşi değil. Birbirlerine ulaşmaları çok hızlı. Çok hızlı karar e, alabiliyorlar ve bunu uygulayabiliyorlar. Esasında terör örgütlerinin e, önemli özelliklerinden e, birini bu oluşturuyor. Hızlı karar verme, becerisi ve uygulayabilme. Evet, burada e, terör tanımlar var. Bunları e, geçiyorum. E, çok dediğim gibi e, birçok konu ilave etmiştim. Ancak bunu e, dipamla paylaşırım. E, burada tabii 1936'da çıkan terörizmin önlenmesine, bastırılmasının için bir Cenevre Sözleşmesi var. Ama bunu e, kimsenin de e, pek taktığı da yok. E, burada şunu vurgulamak isterim. Bu Political e, terörizm isimli kitapta e, bugüne kadar, yani kitabın çıktığı tarihe kadar, e, bu terörizmle ilgili 109 tanım e, varmış ve bu 109 tanımda hangi kelimeler sıklıkla kullanılmış buna baktıklarında bakın yüzde %83.5'unda cebir ve şiddet, politik 51'inin korku, e, bütün bunlara baktığınızda esasında bunlar sizin teröristlerin eylemleriyle birlikte bu yapılan araştırmalar hangi silahı etkin olarak kullanacağınızı size göstermektedir. Yani burada e, mesela SETA'nın yaptığı bir çalışma var terörün medya, e, e, medyatikleştirilmesi örneği var. E, bir alt e, yedi farklı yazarın yazdığı yazı var. Yine ayrı bir şey DEAŞ'ın sosyal medya etkin kullanması var. Şimdi biz silah dediğimizde sadece bu, bu değil. Yani e, teröre karşı kullanacağınız silah, devlet terörüne karşı kullanacağınız, terör örgütüne, bir gruba karşı kullanacağınız, bireysel terör eylemi yapan yalnız kurtlara karşı kullanacağınız silah ve ikincisi de sizin elinizi kolunuzu bağlayan bir hukuk devleti olarak Sivilleri ayırt edebilme becerimiz. İşte Amerika bunun için geliştirdiği bir proje var, ondan bahsedeceğim birazdan ve noktalayacağım. Meşhur MAVEN projesi. Çünkü Amerika'nın biliyorsunuz saldırılarda veya hava harekatında sabıkası çok fazla. Yani gittiği her yerde hemen hemen sivil-asker ayrımı yapmadığı için önüne geleni öldürüyor. Burada bizim çok uzun bir terörle mücadele kanunu tanımız var. Ne bulursak, biraz içine yedirmişiz burada... E, bu e, tabii tekrar e, düşünülmesi lazım. E, terörle mücadele bir devletin bekası için son derece önemlidir. E, burada tabii bir kanunu değiştirmek, ilave etmek ki Avrupa Birliği'nin e, en çok üzerinde durduğu bu konudur. E, tanımlar bir kere kısa olmalıdır. E, eğer açıklamaları varsa sonraki maddelerde olabilir. Şimdi buraya baktığınızda o yüzden e, e, bütün hemen hemen eylemleri terörle mücadele kanunu kapsamında e, görmek mümkündür. Bunu ayıklayamıyorsunuz da. Evet, Bunları dediğim gibi geçiyorum. Burada önemli bir konu daha var. Bakın bu Kara Eylül. Belki çoğunuz yaş itibariyle hatırlamaz ama biz de işte ortaokul öğrenciyken bunu gazetelerden ve o sırada mini olimpiyatları vardı. Televizyon canlı yayınlıyordu bunu. Ve birdenbire dediler ki saldırı oldu. Kim saldırdı? İşte Filistin gerillaları o tarihte İsrail sporculara saldırdılar ve ilk kez bir olimpiyat e, kana e, büründü şeklinde. E, bunu yapan terörist yakalandıktan sonra şu soruyu soruldu. Bu yaptığın eylem sporculara, silahsız insanlara karşı e, hiç mi vicdanın sızlamadı dediğinde e, ben dedi hiç vicdanım sızlamadı. Ben amacıma ulaştım. Yaklaşık dedi benim yaptığım eylemi ve bana ses çıkartmayan bugüne kadar beni dinlemeyen 500 milyon insan bu yaptığım eylemle Filistin'in e, davasını, Filistin halkının mücadelesini tanıyarak bu nedir, ne iştir diyerek e, buna bakmaya başladı. E, bu benim için yeterliydi diyor. Yani uyguladığı şiddetin çok sayıda insan tarafından e, hem televizyon hem de medya varifetiyle yorulmasını kendisi için bir avantaj olarak gördü. Evet, Dünya Ticaret Merkezi saldırısı Remzi Ahmet Yusuf ilginçtir bu. E, bir romanda e, esinlenme yeri bir romandır. Yani terör örgütlerinin e, bazı eylemlerde, hani insanların böyle hafızalarıyla, öngörülere yazdığı bazı roman ve kitaplar var ya, o kitaplar, e, evet, e, evet, burada e, evet, Aziz Gölbaşı Stadyum saldırısının videosunu da koymuş. E, evet, evet doğru, rasyonize ediyor şiddeti bir anda. Kesinlikle doğru e, Burcu Hanım'ın söylediği ifade. E, bu arada e, gelen mesajları okumaya çalışıyorum. Evet burada e, örneğin 11 Eylül saldırısının e, daha ufağı yine ondan tam şu anda roman ismini hatırlamıyorum. Diğer sunumda vardı. Gerekse dünya ticaret merkezi saldırısı hepsi romanlarda e, zamanda ismi geçen eylemler. Bu tür eylemler e, geçmiş oralarda teröristlerin en önemli kaynaklarından biri geçmiş tarihlerde yazılmış olan romanlar, hikayeler. Onu söylüyorlar zaten. E, stratejik öngörüde biz de derslerde öyle bahsederiz. Deriz ki bir geçmişte kalan bilim kurgu türü romanları sık sık okuyun. İki, internette kendi alanınızın dışındaki farklı mecralarda e, yapın ve gezenin. Üçüncüsü ise kimsenin dönüp bakmadığı doktora tezleri üzerinde kafa yorun. Yani bunları terör örgütleri de aynı bunu yapıyor. Evet bu 11. saldırısı meşhur tabii terörle savaşı ortaya koyan. Bunun dışında dünyanın değişik yerlerinde yapılan saldırılar var. E, bunları hızlı bir şekilde geçeyim. Şarbonun e, kullanılması var. E, Almanlar tarafından da sadece teröristler değil, İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika tarafından da 5 bin şarbon bombası üretiliyor ama bunlar kullanılmadığı söyleniyor. E, Almanlar da şarbon bombası. Bir arada o yaygındı. Terör örgütleri bu zarfları çok kullanabiliyor. Tokyo'da metroda katliam var biliyorsunuz. Orada da sarin gazıyla gerçekleştiren bir eylem. İşte meşhur Redek e, Red grubu, Dersun. Sosyal medyayı e, eylemleri için bir aracı olarak kullandığı e, ve bu kitabı ben tavsiye ederim. İşte Güçlülüğün bir Silahı, biraz evvel dedin ya devlet terörü dediğimiz kavramı e, çok iyi kurgulamış ve yazmışlar bu burada. E, terörün, zayıfın silahı olduğu fikri yaygın kabul eder. Sadece bir başlangıç bölümünden okuyayım, buraya almıştım. E, gücü ve kaynakları kısıtlı devlet altı eşkıyaların dehşet verici bir şiddetle önüne gelen saldırdığı, devletin ise masumları koruduğu söylenir hep. Yani siyasi meşruiyetiniz varsa, tam donanımlı büyük bir ordu elinizin altındaysa ve uluslararası meselelerde sözünüz geçiyorsa kimse size terörist diyemez diyor. Yani e, tek kelimeyle devletin yaptığı terör değil, diğerlerinin yaptığı terör. E, burada bu kitaptan birkaç alıntım da vardı. Yani onu dediğim gibi teslim ettiğimde e, okuyabilirsiniz. E, ben e, şimdi buna karşı e, devletlerin ne yaptığı ve Türkiye'nin neler geliştirdiği konusuna biraz değinmek istiyorum. Ama İsrail'in devlet terörü konusunda bu kitapta yer alan ve gerçekte de belirlenen bu ilginç bir öykü. İsrail ile Lübnan arasında bir ateşkes ilan ediliyor. Daha doğrusu Filistinler arasında. Ateşkes Birleşmiş Milletler tarafından devreye alınıyor. Fakat İsrail bir türlü ara vermiyor. Ve üç gün geçiyor, üç gündür yine bombalamaya devam ediyor ve e, toplam 1200 Lübnanlı hayatını kaybediyor ve e, diyor ki e, başbakan'a kardeşim niye e, devam ettiniz saldırılara e, ve niye bitirdiniz? Yine devam edecektik diyor, elimizde stok tamamen tükendi diyor. Yani devlet terörü'nün en ön güzel ifadesi olarak bence e, tarihteki yerini e, almıştır bu konu. Evet burada dediğim gibi çok kapsamlı bunun üzerine çok hep kafa yorduğumuz için birçok yerden de arkadaşlarımızdan da gelen hususlar var. Evet burada tabii biyoterörizm özellikle yeni bu pandemiyle çıkan konu yeni değil esasında insan iki kişiyle birlikte biyoterörizm hep ortada. Bunu asla unutmamak lazım. Tabii terörist profili var mıdır? Bunu tahmin etmek zor. Yani kültürel boyutları var, onur kavramı var, ana baba etkisi, aile etkisi gibi psikolojik değişkenler var. Tek bir teröriste yani bu konuda çalışmalarda tek bir terörist profilini belirleyerek bu türde insanlar üzerinde gidiş de asla mümkün değil. Özellikler çok çok farklı. Ee, örgütlerde tabii öğrenme dediğimiz bir kavram var Biz işletme derslerinde bunu koyarız Terör örgütleri bu konuda çok güzel çalışmalar var Terör örgütleri e, bu eylemleri nasıl yapıyor Hani biraz evvel anlattığım ifadelerden Terör örgütleri öğrenen örgütlerdir Öğrenen örgütlerdir Öğrenen örgütleri biz esasında işletmelere, firmalara, e, üniversitelere söylüyoruz Ama gerçek öğrenen örgütler hakikaten de terör örgütleridir bunu bu şekilde e, görmek gerekiyor. Birbirlerini bu konuda yetiştirmeleri ve eğitmenleri e, son derece önemli. Arkasından bakın burada da e, silah üretimi var. Şu anda e, GEDU üstünde, GEDU Başika denilen bölgede bundan iki hafta evvel bir askerimiz şehit oldu. Burada 122 milimetrelik İran yapımı bir roket kullanıldı. Bu roketi İran yapımı ama İran kendisi yapmıyor. Bunun modelini, tipini vermiş, bunu oradaki Haçlı Şabi'nin gölge milisleri üretiyor. Bakın bu terör örgütlerindeki öğrenmeye e, en önemli e, ölçütlerden biridir. Evet e, bunları geçiyorum. Uluslararası e, terörizm önlemek için e, burada birçok sözleşme ve yasa var ama hepsi boş. Onu söyleyebilirim. E, hepsini buraya toplamaya çalıştım. E, terör örgüt elemanlarının psikolojisi nasıl bir psikoloji içinde çıkarlar? Daha müsüzlü ve kural tanımazlığı ön plana e, çıkarabiliyorum. Nefreti ön plana çıkabiliyorum. E, finansı nasıl yapıyor? Çünkü bu silah sistemlerini onun için bulması lazım. Nasıl finanse ediyorsa, e, en zengin terör örgütleri listesini Forbes hep firmaları ve kişileri yapar ya. Ekonomi Forbes dergisi 2019 yılındaydı sanırım e, en zengin terör örgütleri listesini yaptı. Buna göre dünyanın en zengin terör örgütü isbüllah. E, bunu da e, bu şekilde e, belirtmek gerekiyor. Ee, bunun tabii kesmediğimiz sürece e, intihar terörizmi bunun farklı boyutu. Evet işte meşhur MAVEN projesi. Amerikalıların Google'la birlikte ilk kez Pentagon, Google bir işbirliği yaparak askeri yapay zeka projesi geliştiriyor bir mücadele için. E, hava araçlarından alınan görüntülerde kişileri otomatik olarak teşhis etme özelliğine sahip. E, bunun benzeri Huawei firması da yapıyor e, bunu geliştirdiği büyük bir ölçüde tespit ve teşhis Teröristleri havadan, sivillerle ayırarak yani e, esas temel amaçta bu. E, bunun dışında işte e, İHA saldırılarına karşı Amerikalıların Iraktaki bir mevzi bir üst örtüyle bunu korumaya çalışıyorlar e, ve hep bunu ben birçok derste de kullandım. E, doğadan yararlanmak işte e, Avusturyalıların yıllardır vazgeçmediği bir yöntem. Kartallardan yararlanmak, bir kartal altı ayda yetişiyor. E, basit bir yöntem belki. Amerikalıların geliştirdiği işte ağ içine almak. Ee, bunun dışında e, özellikle E-bomba denilen, yukarıdan atılan bir bombayla bu bomba elektronik, manyetik e, yayın yapıyor ve o kapsam alanındaki bütün sistemlerin hepsini e, elektronik bağlantılarını kesiyor. Yani yapay zekanın veya İHA'nın da merkezle bağlantısını kesmek bu şekilde mümkün olabilir. Evet, robotik silahlar e, dediğim gibi e, bunlar kullanılacak. Deep face dediğimiz, insanların e, ilk sunumda söylediğim gibi, yüz imzaları ve belgelerin taklit ederek e, yok olan bir insanın yerine mesela Bağdadi yok oldu. Yeni bir Bağdadi'yi aynı şekilde benzeterek yapmak mümkün mü? Evet. Burada da Biden örneğinden hareket edilmiş. Old Biden, New Biden şeklinde. E, mümkün mü? Evet, mümkün. Ve yeni bir proje daha var. Duymuşsunuzdur Neuralink. Bunu Elon Musk esasında geliştirmedi. Geliştirilmiş olan bir nöroteknoloji şirketiydi. Ve şu anda e, bununla ilgili neler duyuyoruz? Son olarak bunu söyleyeyim, bitiriyorum. E, burada beyinle Bilgisayar arasında bir arayüz oluşturuyorlar burada. Yapay zeka. Bunun temel amacı insan zihninin okunması, felçli, alemesli hastalar için iletişim kurmak, konuşabilmek. Bunda şu anda felçli hastalar için oldukça önemli bir başarı sağladı. Ama bunun temel mantığı bu projenin insanı kontrol edebilmek. Bunun içinde ne var? Bunun içinde öncelikle insan beyni bilgisayara hükmetmesini sağlayacak bir proje. Bununla e, geliştirilen 1986'lı yıllarda kişisel yol modeli gibi birçok şeyler var. E, bunlarla birlikte esas e, terör örgütleri yönelik bunu nasıl kullanabiliriz bu proje üzerinde? İşte bu diyor ki, this is the dangerous part diyor, teröristin beyni. Bununla birlikte e, amaç suç işlemiş birey ya da teröriste odaklanılacak alan şiddete başvurmasını engellemektir, onun beynindeki alana terörist düşünce bazında kararlaştırırsa da eyleme geçmesine bu projeyle yani bunu kararlaştırıyor ama beynindeki bu mekanizmayı kullanarak bu projeyle engel e, harekete geçmesine engel olmuyor. E, bu projenin birçok detayı var. E, Neuralink diye internete girdiğiniz zaman da e, suç işlemiş kitleler ve terör örgütlerini önleyebilmek için e, bunu e, ortaya konulmuş projelerden biri olarak e, düşünebiliriz. Burada Japonya ee, insan düşüncesini görseli bilgisayar aktıran yapay zeka yazılımı gerçekleştirdi geçen yıl. Ee, bu e, terörle mücadele sahasında istihbarat toplama açısından son derece faydalı olacaktır. E, suçlu beyni önleyici terör öğrenimleri deşifre edilmeyi kolaylaştıracaktır. Buna kullanılacak süper asker projesi, caydırıcık amaçlı, yorulmayan, korkmayan, e, her şeyi ağırlık kaldıran bir asker. E, bu geliştirildi. Yine gen doping sistemiyle terör örgütüyle mücadele edecek, daha güçlü, acı toleransı yüksek, gelişmiş kaslara sahip süper asker serumuyla mücadele edecek askeri birliklerin ki Güneydoğu'da bizim en büyük sıkıntımız çok çabuk askerlerin ne kadar fizik güç olsa da arazi ve iklim şartları nedeniyle çok çabuk yorulması, Sırtımızda 40 kilogram yük taşıyorsunuz, silah falan var. Bunlara karşı güçlü mücadele edecek askerler lazım. İşte Amerikalıların geliştirdiği Talos hafif operatör elbisesi bu tür mücadelede gerekli olabilir mi? İşte neleri var? Isı ayar sistemi elbisesi üzerinde, son gece görüş kamerası, oksijen kontrol, kan kaybı kontrol mekanizması hepsi var üzerinde mücadele için. Ee, bu daha da farklı bir şey, robot. Ee, bu sentetik biyoloji dediğimiz bir biyoloji, dünyada giderek gelişen bir şey. Ee, bunun içerisinde Argus 2 sistemi gibi bir robot ama çok farklı bir robot. İşte insana giydirilen bir eksoskeleton sistemiyle bunu Türkiye'de üretti ASELSAN. Daha fazla ağırlık kaldırabilme, daha fazla yükle daha ileri mesafeye gidebilme. Biz buna CENKER projesi diyoruz. Bizde de bir kısmı var. Diğer bir konu başarılı askerlerin kopyalarının yapılması. Yani aynı askerden 10 tane olduğunu düşünün. Veya aynı bir keskin nişancı. Çünkü keskin nişancılık bir maharettir. Çok sadece eğitimle kazanılmaz bir takım genetik özellikler de gerekiyor. Aynı keskin nişancıdan yapın bakın ikiz klonunu 3-4 tanesinin yapılması. Bununla ilgili çalışmalar da hızlı bir şekilde gidiyor. 2050 yılında Amerika'nın süper asker ordusu yüzde insan yüzde bilgisayar. Gözünde kontakt lens var ve gece görebiliyor. Bu terörle mücadelede müthiş bir avantaj sağlayacak. Diğer birçok aletler bunun dışında biyolojik sistemlerden rağmen Amerika şu anda Meskun mahallelerde terör örgütleriyle mücadele için kertenkeleden esinlendi. Kertenkelenin göğüs kısmı biliyorsunuz duvara yapışarak çıkabiliyor. Onun aynısını eğitim elbisesine yaptı ve asker göğsünü yapıştırarak duvara kertenkele gibi tırmanıyor. Ve şu anda terörle mücadelede e, biyolojik sistemlerden e, ilham alıyor. Yine kuş sürüleri, dronlara da e, bu taktiği onlar veriyor. E, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin giderek artan yönlendirilmiş e, lazer silah sistemleri, e, bu Bundan sonra bunu çok göreceğiz. Süpersonik sistemler, aşırı terör örgütlerinin bulunduğu mağaraya aşırı ses sinyali göndererek terör örgütlerinin iletişim sistemlerini, e, bütün duyulu organlarını felç eden e, sistemler olarak e, görebiliyoruz. Evet, benim e, sunum burada bitmiş oluyor. E, şöyle e, kapatabilirim. Evet. Teşekkürler Fahri Paşa'm. E çok farklı boyutlarda derinliği olan bir konu aslında e, terör ve terörle mücadele. Evet. E, biz de bunun e, devlet nezdinde e, nasıl e, karşı çıkılabileceğini e, konuşmaya çalıştık. Siz e, terörün tanımı ve uygulama şekillerinden e, bu tarafa aldınız. E, teşekkür ediyoruz. E, biz şimdi YouTube yayını burada sonlandırıyoruz. Tamam. Ee, ve kapalı şekilde e, konuşmaya devam edeceğiz. Konuğumuz bugün Doçent Doktor Fahri Ereneldi. E bir sonraki e, yayında görüşmek dileğiyle. Evet, şimdi yayın